Herkese merhaba. Bu videoda logoda hangi modüllerin hangi tablolar altında, SQL'de hangi tablolar altında tutulduğunu göreceğiz. E, ve SQL'in en temel, standart, basit kullanımıyla neler yapabildiğimizle ilgili bazı e, eğitimler göreceksiniz. E, daha önce zaten e, SQL komutlarıyla ilgili bir videomuz vardı. Burası Select, Update insert into gibi örnekler yapmıştık. Hatta SQL raporlarında e, bunları da ilgili bilgilerde paylaşmıştık. Biraz bunları hatırlamış olacağız. Biraz da logoda en sık kullanılan modüllerin SQL'de hangi tablolar altında tutulduğunu göreceğiz. Şimdi select çekmek diye adlandırılan şey işte listeleme konusuna bakalım. Burada logoda en çok kullanılan ne? Cari kartlar ve malzeme kartları. Bunlar CL kart, cariler CL kartta, malzemelerde items tablosunda tutuluyor. Ve bunları listelerken tabii bizim e, standartımız kalıpta komut satırının kalıbında standartım select yıldız from. Buradaki yıldız işte bütün e, sütunları getir anlamına geliyor. Daha sonra e, LG alt çizgi firma numaramız kaçsa onu yazıyoruz ve burada ondan sonra alt çizgiden sonra direkt tablo adını yazıyoruz. Bu bir kart olduğu için e, firma numarası alt çizgiden sonra direkt tablonun adını yazabiliriz. Eğer hareket olsaydı, mesela burada cari hareketlere geldiğimizde alt çizgi 01 dönem numarasında buraya eklememiz gerekiyor. Çünkü bu bir hareket olduğu için hareketler bir dönemin içinde e, tutulduğundan dolayı buraya dönem numarasını belirtmemiz gerekiyor. Şimdi mesela CL kart komutunu SQL'e yapıştırdık. Burada sol tarafta tabi doğru database'imizi seçmemiz gerekiyor mutlaka. Ve çalıştırdığımızda bize cari kartlar listelenmiş oldu. Özel kodlarıyla, illeriyle, bütün sütunlarıyla. Bunlar buraya listelenmiş oldu. Tabi biz burada bütün sütunları istemiyoruz. Sadece belli sütunları istiyoruz. İşte o zaman buradaki yıldız yerine istediğimiz sütunları buraya getirebiliriz. Mesela e, biz buradaki yıldızı silelim neleri isteyelim biz burada? Kart tipini zaten yazmaya başladığınız zaman altta size ipucu çıkarıyor. Virgül dedim. İşte kodunu getirsin. Virgül dedim. Ünvanı getirsin. Definition alt çizgi. Definition alt çizgi 2. Ünvan 2 olarak geçiyor. İşte özel kodunu getirsin. Çok uzatmayayım. Özel kodunu da yazdıktan sonra çalıştırdığımda sadece bana bunları getiriyor. Ama eğer ben istersem ki bunların Bunlar olsun, en bunlar en başta olsun, diğerlerini de hepsi olsun dersen yine buraya yıldızımı ekleyebilirim. Ve buraya bir tane de virgül koymam gerekiyor. Çalıştır dediğimde benim buraya yazdığım sütun başlıkları en başa gelmek suretiyle yine bütün alanlar buraya gelmiş oluyor. Ben buradan yıldızımı ve virgülümü silersem de sadece başlığını yazdığım alanlar bana gelmiş oluyor. Şimdi bu CL karttan sonra ikinci örneğimiz malzemeler. Yani zaten en çok kullanılanlar cariler ve malzemelerdir. Burada listelediğimde items tablosunda yine malzemeleri listeleyebiliyoruz. Yine deminkin aynı şekilde burada da gelmesini istediğimiz alanları başa yazabiliriz. Bir de burada buraya gelmişken ver komutundan bahsedelim. E, burada ben bütün malzemeleri listeledim. Ama mesela burada grup kodu konfort olanları st grup kodu konfor olan malzemeleri görmek istiyorsam buraya ver yazdıktan sonra hangi alanı burada filtreleyeceksem st grp kod seçip eşittir deyip comfort yazacağım. Ama tabii bir text gireceğim için buraya tek tırnak içinde bunu yazmam gerekiyor. Comfort yazıp tek tırnağımı yine kapatıyorum. Ama yanlış yazdım. Evet. Şimdi çalıştırdığımda grup kodu sadece comfort olanlar kaldı. Yani ver ST grup kodu comfort. Veya burada spek kodu güç olanları istiyorum. Bu sefer specode zaten burada çıktı çift tıklıyorum. Yine iki tane tek tırnağın arasına güç yazıyorum. Gördüğünüz gibi spek kodu güç olanlar geldi. Yani grup kodu comfort specode 3 olanlar gelsin istiyorsam da burada end diyerek tekrar ver yazıyorum. Ver yazmama gerek yok. Sadece end yazıyorum. End yazıyorum. Bu sefer ST St grup kodu eşittir yine tek tırnak içine comfort comfort yazıyorum ne dedim ee, özel kodu güç grup kodu da comfort olanları listele dediğimde evet burada grup kodu comfort özel kodu güç olanlar listelenmiş oluyor mesela e, bunu da yapalım. Ben sadece kodu olsun istiyorum. Ondan sonra e, açıklaması olsun istiyorum. ST grup kodu olsun istiyorum. Ondan sonra özel kodu olsun istiyorum. Spek kodu. Şimdi çalıştırdığımda bu şekilde sade bir listede alabilir. Şimdi bunlar neydi? Bunlar cari kartlar ve malzeme kartlarının ana tablolarının listelenmesi. Şimdi barkod. Bir malzemelerde biz barkod kullanıyor olabiliriz. O barkodları listeleyebilmek için de unit barkod komutunu kullanıyoruz. Burayı bütün hepsini temizleyelim. Select Yıldız from LG. Firma numarası. Alt çizgiler var tabi. Unit barkod dediğimde bana barkodların tutulduğu tabloyu açıyor. Tabi bu barkod hangi malzemeye ait onu burada item ref alanında görebiliyoruz. Yani item ref'i 6 olanın barkodu bu. Burada da items tablosundaki logical ref'e denk geliyor. Şöyle ki tabi bu tabloları da hani birbirine bağlamanın bir yöntemi var tabii ki ama biz şu an ana hatlarıyla SQL anlamaya tabloları logodaki tabloları anlamaya çalışıyoruz. Şimdi şu şekilde çalıştırdığımda zaten eğer şu şekilde yapıp çalıştırmazsam buradaki bütün komutlar için alta ayrı pencereler açıyor. Şimdi ne dedik? Buradaki item ref 6 olanın barkodu bu dedik. Yani buradaki altı aslında item tablosunun logical refindeki altı. Yani şu ürünün barkodu buymuş. Bunlar bunu ifade ediyor. Unit barkoddaki item ref sütunu Items tablosundaki logical ref sütununa denk geliyor. Devam edelim. Bunları kendi logonuzda, kendi SQL'inizde örnekler yaparak mutlaka deneyin. Eğer bu işin başındaysanız, henüz öğrenme aşamasındaysanız mutlaka deneyin. Malzemelerde fiyatlar olabilir. O fiyatları da PRC list tablosunda takip ediyoruz. PRC list yazarak listelediğimde burada bize ürün fiyatlarını price sütununda gösteriyor. Döviz türünü TL mi dolar mı olduğunu burada gösteriyor. 160 TL demek. 1 dolar demek. INC Watt KDV dahil mi hariç mi gösteriyor. 1 KDV dahil demek. Yani bu 1 KDV dahil 160 TL. İşte 7229 fiyatı. İşte hangi ürün? 457 kartref. Burada da items tablosundaki logical ref burada da kartref'e e, işaret ediyor. Bu P typeda satış fiyatı ve alış fiyatı olarak 1 ve 2 olarak gruplanmış. 2 satış, 1 de alış fiyatı. Tekrar devam edelim. Fiyat kartlarını bu şekilde görüyoruz. Bizim malzemeler dışında bir de hizmet kartlarımız var. Yani alınan hizmet verilen hizmetlerde kullandığımız, masrafları takip ettiğimiz hizmetler, hizmet kartları SRV kart tablosunda takip ediliyor. Gördüğünüz gibi aynı malzeme kartlarındaki alanlar gibi burada da alanlar var. KDV, sizin kaç olduğu, işte özel kodu, işte elektrik faturası, grup kodu, malzeme kodu gibi alanlar burada da mevcut. Tabi hizmetler, e, SRV kart, malzemeler, items tablosunda. Cari hareketler. Şimdi hareket kelimesi girince işin içine direkt 01. Burada dönem numarası. Tabi bu sizde 235 olabilir. E, dönem numarası da mutlaka buraya. Ekleniyor. Ve CLF line olarak tablomuzu burada bir select edelim. Bu bize cari hareketleri gösteriyor. Bu client ref de CL kart tablosundaki logical ref'e denk geliyor. Yani 351 bir tane cariyi işaret ediyor. Ve bu caride CL kart tablosundaki logical ref'i 351 olan cari anlamına geliyor. İşte burada tarihi var. TR kod işlem türü işte satış yerde faturası bir manfişi fişi nakit tahsilat gibi gibi artık bunun hepsinin karşılıkları var ve logoda e, fiş türünü seçerken parantez içinde olan rakam bu isteyen varsa bunların da şeylerini paylaşabilirim tabi ama siz logonu kendisinden de bunları zaten görebilirsiniz işte belge numarası işte tutarlar gibi gibi burada da bir sürü sütun var ama biz sadece kendimize lazım olanları tespit edip şu yıldızın yerine yazarak burayı sade bir şekilde de listeleyebiliriz. CLF line bunu gösteriyor. Bir de malzeme hareketleri var. Bu da yine hareket kelimesi olduğu için yine dönem konması gerekiyor. ST fish tablosu. Şimdi bu ST fish tablosu bize stok hareketlerinin fişlerini gösteriyor. Yani e, stok hareketi olan bütün fişler. işte sayım fazlası fişi, sayım eksi fişi, e, satış e, sipariş irsaliyesi gibi bütün fişleri listeliyor. Özellikle fiş diye vurguluyorum çünkü bu fişin içindeki hareketleri, satırları ST line tablosu bize veriyor. Şöyle ki Şimdi ST line'ı çalıştırıyorum. ST line. ST line çalışınca burada ne gördük? Bir stok ref. Hangi malzeme hareketi bu? Yani TR kodu 50 olan fiş. 50 neydi? Ee, bu ambar fişiydi mesela. Ambar transfer fişi. Değil. Sayın fazlası fişi. Doğru. Sayın fazlası fişi 50. Sayım eksi 51. 25 ambar transferiydi. Şimdi sayın fazlası fişi hareketinin kodu bu. Ve malzemenin kodu da 287. Ama ST fişi çalıştırdığımda ben burada stok ref görmem mümkün değil. Çünkü bu fişin kendisini, fişin numarası, fişin tarihi, işte bir cari varsa client ref'te o carinin kodu gibi bilgiler var. Ama ST line o fişin içindeki malzemelerin satırlarına işaret ediyor. Zaten bakın ST fish 317 satır verirken ST line 1943 satır veriyor. Yani mutlaka şunu yapın. Bir tane irsaliye oluşturun. 10 tane satır girin. Ve o irsaliyeyi ST fish'te ve ST line'da listeleyin. Böylelikle buradaki başlıkların da ne işe yaradıklarını kendiniz deneyerek görebilirsiniz. Burada çok fazla bilgi var, çok fazla alan var. Ama biz işte neyi kullanacağız? İşte tarih, ticari, işte tutarı, adedi falan gibi bilgileri kullanacağız. Burada hani fişin ne zaman oluşturulduğu, ne zaman değiştirildiği bir sürü zaman damgası gibi bir sürü veriler var. Biz burada kendimize lazım olanları sadece kullanacağız. ST fiş ve ST line bu şekilde. Faturaları da invoice'da takip ediyoruz. Bu malzeme hareketi. Fatura bir cari hareketi biliyorsunuz. Yani birine bir irsaliye düzenlediğinizde size borçlu olmaz. Ama fatura düzenlediğinizde borçlu olur. Bu faturayı listeleri için faturanın satış faturası mı, iade faturası mı, toptan satış mı, para kendi satış mı gibi bilgisini TR kodda, fiş numarası, tarihi gibi bilgileri, hangi cari olduğunu client ref'te bu şekilde listeleyebiliyorsunuz. İşte ambarları Capivoz e, tablosunda görebiliyoruz ama burada bir firma numarası yazmamıza gerek yok sadece L alt çizgi yazmamız yeterli. L alt çizgi Capivoz dediğimizde logoda açılmış olan bütün ambarların hangi firmanın altında hangi numarayla ve hangi isimle açıldığını buradan listeleyebilirsiniz. Ambarlar bu şekilde. Eğer seri lot e, kullanıyorsanız malzemelerinizde. Yine dönem numarası yazarak seri lot n tablosunda bunları listeleyebilirsiniz. İşte seri mi lot mu burada şey eee 1 2 3 olarak yani lot takibi yapılmayacak. Şey e, seri grup serisi, lot numarası gibi alanları buradan filtreleyebilirsiniz. Hangi malzemeye ait olduğunu item ref'ten. Bu da zaten seri numarası Bunları da buradan listeleyebilirsiniz. Eğer marka kırılımı varsa sizde marka tanımlarınız varsa dönem numarası yazmadan alt çizgi firma numarası alt çizgi mark komutuyla markalarınızı burada listeleyebilirsiniz. Özel kodları hangi alanda olursa olsun caride, malzemede, veya fişlerin içerisinde, irisalyenin içerisinde, sipariş fişinin içerisinde, nerede olursa olsun tanımladığınız bütün özel kodlar spekod tablosunda tutuluyor. Ve nerede tutulduğunu da burada spekod tipinde görebiliyorsunuz. Mesela 26 carideki özel kodlar oluyor. Ve burada baktığım zaman burada bu grup kodu zaten. Grup kodlarıydı. Daha sonra burada malzemedeki özel kodlar 1 olarak çıkıyor karşımıza. Mesela 119'da hızlı üretim fişindeki özel kodlar. Bunların hepsi e, burada listelenebiliyor bütün özel kodlar. Özel kod e, kaç oldu? 1 mi, 2 mi, 3 mi, 4 mi, 5 mi oldu da buradaki değerden anlaşılıyor. Bunlar mesela 1 burada yazıyor. Özel kod ikisi 2'de yazıyormuş. Bunlar özel kod 1'de yazıyormuş gibi. proje kodu kullanıyorsanız project dönem numarası yazmadan firma numarası alt çizgi project yazarak tanımlı olan proje kodlarını burada listeleyebilirsiniz. <laughs> Satış elemanlarınız varsa onları da firma numarası yazmadan direkt LG'den sonra alt çizgi SLSMAN yazarak listeleyebilirsiniz. Bir satış elemanı ile cari hesap bağlantısı varsa yani cari hesap kartın üzerinde sağ tuş satış elemanı bağlantısı modülünü kullanıyorsanız burada SLS CLRL dönem numarası yazmadan sadece firma numarasından sonra bunu yazarak bu bağlantıyı da burada listeleyebilirsiniz. Tabi burada herhangi bir isim göremiyoruz. Neden? Çünkü cari burada gösteriyor bize. Client satış elemanını burada gösteriyor. Yani SLSM tablosundaki 11 numarada kim varsa CL kart tablosunun 6 numarasındaki cariye bakıyormuş. Bunları burada mesela update de edebilirsiniz. İşte 11 numaralı satış elemanlarının bütün cari kartlarını 15'e de at gibi komutlar yazabilirsiniz. Yani işinizi kolaylaştıracak birçok komutu SQL'den bu tablo üzerinde update'lerle gerçekleştirebilirsiniz. Ödeme planlarını burada listeleyebilirsiniz. 30 gün, 45 gün, 60 gün gibi gibi. Başka sipariş modülünü kullanıyorsanız ORF fiş ve ORF line'larla bunları listeleyebilirsiniz. Aynı ki malzeme hareketlerinde olduğu gibi ORF fiş, sipariş fişlerini gösteriyor. Fişlerini gösterdiği için burada stok görmeniz mümkün değil. Item ref görmeniz mümkün değil. Ama ORF line satırlarını, siparişin satırlarını getirdiğinizde burada stok ref karşımıza geliyor siparişle ilgili SQL raporu yapacaksanız da buradan ORF fişi ORF line'dan faydalanabilirsiniz. Bankalarımı görmek istiyorum diyorsanız banka cc diye bir tablonun altında bunları görebilirsiniz. Tabi burada banka türlerini işte ticari hesap, kredi hesabı, dolar hesabı, döviz hesabı gibi kırılımları da kart tipinde ayırmanız gerekiyor. Banka hareketlerimi görmek istiyorsanız BNF Line yazarak listeleyebilirsiniz. Bu da banka hareketlerinin hangi cari olduğunu, hangi banka olduğunu, hangi fiş türü işlem türü olduğunu, TR kod buradaymış. Burada listeleyebilirsiniz banka hareketlerinizi. Şimdi çek senetlere bakmak istedim de benim çekim senedim ne var dediğimizde cs kart tablosunda listeleyebiliriz. İşte çek mi senet mi olduğunu doktan işte burada ünvanı, bankayı, tutarı gibi bilgileri de buradan listeleyebiliyoruz. Çek senet bordrolarını giriş ve çıkış olarak çek ve senet olarak bütün bordro hareketlerini cs rolde izleyebiliriz. Burada bir tane varmış çeksenet hareketlerini ise yani biz bunu işe iade etmişizdir, protesto etmişizdir, ciro etmişizdir. Onları da yine cs trans tablosunda izleyebiliyoruz. İşte devir fişi ise burada bir yazıyor. İşte durumu işte portföyde iade edildi, ciro edildi gibi bilgileri buradan izleyebiliyoruz. Burada da kart rakti yine cariyi gösteriyor. Kasalara baktığımızda ise KS kart burada açmış olduğumuz kasaların isimlerini, kodlarını, özel kodlarını bize listeliyor. Kasaların hareketlerini ise KS lines tablosunda listeleyebiliyoruz. Bu da kasa hareketlerini gösteriyor. Gördüğünüz gibi fiş numarasıyla, tarihiyle, tutarıyla bütün kasa hareketlerini burada listeleyebiliyorsunuz. Son olarak bir SQL komutundan bahsetmek istiyorum size. O da barkod numarası. Şöyle anlatayım. Şimdi böyle bir komutumuz var bizim. Çalıştırıyorum ve bana ne veriyor? Ürün kodunu, ürünün adını ve barkodunu veriyor. Şimdi biz normalde demin ne gördük? Şunları gördük değil mi? Malzeme ve barkod. Şimdi bunlar farklı yerlerde. Şimdi items tablosunda malzemeler var. Ve bu malzemelerin içinde barkod yok. Yani şu sütunlarda bir sürü sütun var görüyorsunuz ama barkod yok. Neden yok? Çünkü bir malzemede birden fazla barkod tanımlanabiliyor. Onun için barkodlar unit barkod diye ayrı bir tabloda tutuluyor. Şimdi burada mesela barkod var. Ayrıyeten burada ne var? Item ref var. Yani bu item ref bir malzemeye birden fazla barkod tanımlanabiliyor dedim ya. Mesela 3 numaralı item ref'i 3 olan malzeme 10 tane barkod tanımlasaydı burada 3, 3, 3, 3, 3, 3, bir sürü 3 görecektik. Şimdi burada da items tablosu var. Burada kod ve name var. Görüyorsunuz items'ta. Unit barkodda ne var? Barkod diye bir sütun var. Şimdi bizim az önce yapıştırdığım SQL komutu ne diyor bize? Items tablosundaki kod ve items tablosundaki name ve unit barcode tablosundaki bakın üzerinde durunca unit barcode'u gördünüz. Unit barcode tablosundaki barkod sütununu getir diyor. Ve burada itm'nin lg222items olduğunu barkın da yani şuradaki barkın da unit bark barkod alanı olduğunu yani şu barkın, şuradaki barkodu nereden okuması gerektiğini şurada yazdıktan sonra e, ne nasıl eşleştirdiğimizi görüyoruz. Buradaki bark kısmındaki item ref ile bark kısmındaki item ref yani şurası eşittir. Item tablosundaki logical ref'tir dedik. Zaten biz bunu söylemiştik. Demiştik ki item tablosundaki logical ref 10 şu. Şuradaki değerler Barcode tablosundaki items eşit. Bu komutla aslında iki tabloyu birbirine birleştirerek bu şekilde bir barkod listesi, ürün barkod listesi oluşturabiliyoruz. Tabi burada şey left join komutu falan var. Şimdi bu ayrı bir konu başlığı. Bunları da yine ilerleyen bölümlerde farklı SQL tablolarını birleştirerek raporlar oluşturmayı falan burada örneklerini yapabiliriz. Siz kendiniz de yapabilirsiniz. Kendinizi geliştirebilirsiniz. Onun dışında son olarak bir şey daha göstereyim. Bu da mesela hangi ambarda kaç tane stok var diye görebilmemiz için yazılan bir komut. Burada hangi ambarın adı, malzemenin kodu, barkodu, açıklaması ve kaç tane ürün olduğu hepsi burada yazabiliyor. Biz bunu mesela Excel'imize bağlayarak nasıl bağlayacağız Excel'imize onu da göstereyim. Şimdi ben bunu kopyaladım. Kopyaladıktan sonra yeni bir tane Excel dosyası açalım burada. Excel dedim. Burada veri yeni sorgu veri tabanından SQL veri tabanından dedim. Burada tabi sunucu adımı yazmam lazım. Benim sunucu adım neydi? Benim sunucu adım şu. Sunucu adımı buraya yazdım. Veri tabanımı yazdım. SQL deyimi isteğe bağlı dediği yere de buradaki komutu yapıştırdım. Tamam dedim. Ve burada sorgu düzenleyici açıldı. Bu sorgu düzenleyici de buradaki başlıkları kaldırabilirsiniz. Sağ tuşla. Veya ismini değiştirebilirsiniz. Mesela fiili stok çift tıkladım. Sadece stok dedim. Satın alma tutarı lazım değil. Satış miktarı lazım değil. Satış tutarı lazım değil. Kapat ve yükle dediğimde bana direkt Excel'ime yenile yaptıkça son halini buraya çekip getirecek bir SQL raporu oluşturmuş oldu. Burada tabii ki ben pivot tablo yaparak sonrasında hangi ambarda hangi ürünler hangi ambarda kaç adet var diye listeleyebilirim. İsteyen varsa bunu da e mail ile benden istesin. Ve e size gönderebilirim. Burada neyi değiştirmeniz gerekiyor? E tabii ki buradaki firma numaranızı değiştirmeniz gerekiyor ve kaç tane ambar kullanıyorsunuz burada ambar numaralarını yazmanız gerekiyor. Onun dışında zaten diğerleri standart. Bu alanlar size yetiyorsa sadece burada LG'den sonraki firma numarasını yine şuradaki firma ve dönem numarasını ve yine şuradaki firma ve dönem numarasını değiştirerek bunu direkt e, veri yeni sorgu veri tabanından SQL veri tabanından diyerek kendi sunucunuzu yazarak kullanabilirsiniz. Çok faydalı bulduğum bir rapordur. Basit bir rapor. Eğer istiyorsanız mail adresimi buraya yazayım bilmeyenler için. Benden talep edin. Müsait bir zamanda mutlaka sizle bunu paylaşırım. Ve aynı zamanda burada şunu da sağlamış olursunuz. Şuradaki SQL komutlarının nasıl yazıldığını işte örnek biraz kendiniz de değiştirerek mesela burada malzeme açıklaması yerine özel kodu getirerek ya da ayrıyetten özel kodu ekleyerek işte PRJ list dosyasındaki price'ı buraya getirmeye çalışarak denemeler yapabilirsiniz şu da şunu da yapabilirsiniz burada da aynı şekilde bunun fiyatını getirmeye çalışabilirsiniz hani biraz izlemek tamam çok güzel ama biraz daha yapmak gerekiyor kendinizin de bir şeyler yapması gerekiyor burada siz bu denemeleri yapın, korkmayın. Bir test ortamı yaratın, orada yapın. Eğer gerçek bir ortamda yapıyorsanız da delete komutunu kullanmadan örneklerinizi yapın. İşte select, update gibi yedek alın mutlaka. Hani gerçek bir datada çalışıyorsanız yedek alın. Veri kaybı yaşamayın. bunun için de zaten yedekleme ile ilgili bir bundan bir önceki videomda yedekleme ile ilgili bir eğitim videosu vardı. Yedeklemenizi aldıktan sonra istediğiniz gibi cesurca örnekler yapmanızı tavsiye ediyorum. Ee, burada SQL e, tabloları ilgili dosyam bu. Hani bunu isteyen varsa bunu da paylaşabilirim ama bunlar zaten standart aslında hepinizin bildiği şeyler. Ama tabii ki e, talep eden olursa bunu da gönderebilirim. E, bana mail atmanız yeterli. E, Talep videolarınız varsa talep edebilirsiniz. Ee, özellikle bir konunun üzerinde ağırlıklı olarak durmamı isterseniz. Elimden geldiğince vakit bulduğunca yardımcı olmaya çalışırım. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin.